Filipinler, Pasifik Okyanusu'nun batısında konumlanan irili ufaklı 7000'den fazla adaya sahip bir ülke. Esasında 3 ana kara parçasından oluşan bu ülke toplamda 300 bin kilometrekarelik bir yüz ölçümüne sahip. Bu toprak alanı içerisinde ise toplamda 111 milyon insan yaşam sürüyor. Bu veriler doğrultusunda Filipinler için insan kalabalığının fazlaca yoğun olduğu bir coğrafya tanımı yapılabilir. Ülkeye harita üzerinde bakacak olursak, herhangi bir ülkeyle kara bağlantısı olmadığını açık şekilde görebiliriz. Ülkenin coğrafyasıyla alakalı başka da bir husus var ki, Filipinler ülkesi Pasifik deprem kuşağının merkezinde yer alıyor ve bu nedenle tsunami gibi şiddetli doğa olaylarına oldukça müsait bir yapıdadır. Öyle ki ülkenin hemen yanı başındaki okyanusların derinliklerinde her gün 20 kadar deprem yaşanıyor. Hatta bundan 30 yıl kadar önce Filipinlerin Luzon anakarasında 7.7 büyüklüğünde yıkıcı büyüklükte bir deprem meydana gelmişti. Filipinlerin başkenti ise içerisinde pek çok kaosun barındığı Manila şehridir. Başkent Manila olmak üzere ülkeyle alakalı anlatılacak o kadar çok şey var ki birazdan oradaki insanların yaşamlarının derinliklerine kendi gözlerinizle de tanıklık etmiş olacaksınız. Şayet binbir gizemle ve sıra dışı yaşamlarla dolu bu ülkeyi ziyaret etmek isterseniz 30 günü aşmamak kaydıyla herhangi bir vize sorunuyla da karşılaşmıyorsunuz. Türkiye'den yola çıkarak başkent Manila'ya doğrudan uçuşlar gerçekleştirebilmeniz mümkün. Filipinler ülkesi pek çok Güney Asya ülkesi gibi tarih boyunca çeşitli sömürülere maruz kalmış bir coğrafyadır. Bugün Filipinler öylesine büyük yoksulluklarla uğraşıyor ki ülkede halkın önemli bir çoğunluğu ormanlarda yaşıyor ya da denizin ortasında yaşam sürüyor. Örneğin Filipinler'deki Bajau halkı yani deniz çingeneleri denizin ortasında özel bir yaşama sahip. Öyle ki bu halk deyim yerindeyse yürümeden önce yüzmeyi öğrenen bir toplum. Bajau halkının yanı sıra ormanlarda Hindistan cevizi toplayarak yaşayan veya odun kömürü üreterek geçimini sağlayan binlerce Filipinli insan bulunuyor. Öyleyse gelin Filipinlerin sokak aralarından hapishanelerine, yerlerdeki çöpleri yiyenlerden denizin ortasında yaşayan ailelerine kadar kapsamlı bir yolculuğa çıkalım. Filipinler ülkesinde çarşı pazarda şöyle bir gezintiye çıkacak olursanız hem evlerin hem de dükkanların solgun ve yıpranmış olduğunu, insanlarınsa yoksullukla boğuştuğunu görebilirsiniz. Örneğin çevredeki pek çok detay bir dağınıklığın ve düzensizliğin eseri gibi bir izlenim veriyor. Sokak aralarında insanlara ait eşyalar dört bir yana savruluyor ve etraf epey kirli gözüküyor. Gökyüzünün gri tonları barakalardaki kahve tonlarla kenetlenir hale gelmiş ve Filipinlerin kendine has atmosferini meydana getirmiş. Birazcık daha yürüyüp insanlara denk gelmeye başladığınızda onlarla alakalı bir ayrıntı dikkatinizi çekiyor. 110 milyonu aşkın nüfusuyla günlük 5 dolardan daha az kazanan insanların gayet kilolu, etli butlu olduğunu görüyorsunuz. Bu durum önlerine gelen her şeyi yiyor olmalarından da kaynaklanabilir. İnsanlar seyyar tezgahlarda bir şeyler alıp yerken adeta yüzleri gülüyor ve mutlu oluyorlar. Sanırım Filipinler'de hayatı mutlu kılan en belirgin şeylerden biri yemek yemek olsa gerek. Özellikle çocuklar gördükleri her ucuz yiyeceğe hemen saldırıyorlar. Ayrıca havalar yılın çoğu zamanı oldukça nemli ve sıcak olduğundan insanların çoğu zaman üstlerinde sıradan bir atletle gezdiklerini görebilirsiniz. Altlarındaysa genellikle şort benzeri kıyafetler olduğuna denk gelirsiniz. Onları gördüğünüzde her Güney Asya ülkesinde olduğu gibi Filipin insanlarının da genellikle kavruk tenli, esmer ve çekik gözlü olduklarını anlayabilirsiniz. Günün hemen her saatinde yol kenarında ve sokak aralarında sebze meyve satan insanlara denk gelebiliyorsunuz. Filipinler ülkesinde de süpermarket, AVM kültürü yaygın değil ve insanlar ihtiyaçlarını yol kenarlarındaki esnaflardan temin ediyorlar. Başka bir gün ülkenin şehir hattında yol almaya devam ederken kullanılan taşıtlar dikkatinizi çekiyor. Diğer Asya ülkelerinde olduğu gibi Filipinler'de de basit ulaşım araçları geliştirilmiş. Hem nüfus yoğunluğunun fazla olması hem de çoğunluğun fakirlik içinde olması insanları motosikletli araç kullanımına yöneltmiş. İnsanlar sokak aralarında hokey tarzı oyunlar oynuyorlar ve birbirleriyle sohbet halindeler. Filipinler'de yerel halkın kendi aralarındaki etkileşimlerin oldukça kuvvetli olduğunu söylemem gerek.
gelir azlığının yüksek olduğu ülkelerde insanlar birbirlerine muhtaç halde yaşarlar ve aralarını iyi tutmaları gerekir. Özellikle ormanlarda, dağlarda ve okyanuslarda yaşayan insanlarda bunu daha çok görürsünüz. Şayet cesaretinizi toplayıp şehrin içerisindeki barakalar arasındaki dar yollardan ilerlerseniz, insanların gerçek yaşamlarının nedenli zor ve ilkel olduğunu daha çok hissediyorsunuz. Her adımınızda onlarca çocuk çıkıyor, yetişkinlerse hem utangaç hem de garip gözlerle bakıyor. Duvarlarda çamaşırlar asılı ve pek çok evin boyası akmış durumda. Taşlardan meydana gelen bu evler en az 40 yıllık yapılara benziyor. Eğer ki Filipinli insanlar sizi bir kamerayla görürse ve turist olduğunuzu anlarlarsa yanınıza gelip para istemeye başlıyorlar. Ülkedeki asgari ücret ve ortalama kazanç şu an için 260 Amerikan doları kadar. Aslında 111 milyonluk nüfusuna göre kıyaslanırsa hiç de fena sayılmaz. Ancak buna rağmen halk sürekli aç olduğundan yakınıyor. Halkın %80'inden fazlası Hristiyanlığa mensuptur. Ayrıca ülkede Filipince'nin yanı sıra İngilizce de resmi dil olarak kabul görüyor. Akşam olup hava karardığındaysa günün henüz bitmediğine tanık oluyoruz. İnsanlar sokakların karşılıklı iki tarafına da seyyar dükkanlar kuruyorlar ve bir şeyler satıp para kazanma derdindeler. Çocuklar başta olmak üzere yanınızdan sürekli birileri geçiyor. Yanınızdan geçtiklerinde ise sizinle mutlaka göz teması kuruyorlar ve bu durum sizde garip hisler uyandırıyor. Öyle ki o esnada beyniniz herhangi bir sorun yaşamamanız için bir anda size onlarca tavsiyeyle geliyor. Örneğin sırtınızda taşıdığınız çantanızı ters çevirerek önünüzde taşımanız gibi. Tezgahlarda gördüğünüz ürünlerse çoğunlukla Filipinlere özgü sokak lezzetlerinden ve kapkacaklardan oluşuyor. Bu sokak yemeklerinde et ürünlerine de hemen yanaşmamalısınız. Aç karnına iştahla ısırdığınız bir lokmanın içerisinde iguana eti de olabilir, bir tarla faresi de. Filipinlerin şehirlerinde çocukların sayısı o kadar fazla ki yol kenarlarında pek çok çocuğun yerlerde yattığını, oradan oraya tırmandığını, sürekli koştuklarını şaşkınlıkla seyrediyorsunuz. Bu durum özellikle başkent Manila'da epey fazla. Başkentte 30 binden fazla çocuk yalnız başına sokaklarda yaşıyor. Filipinler ülkesinde bu kadar çok çocuk bulunması tabii ki ailelerin başıboşluğundan kaynaklanıyor. Çocuklar bir iş kapısı olarak görüldüğünden hemen her çift yapabildiği kadar çocuk yapıyor. Bu çocuklardan bazıları açlıktan ve hijyensizlikten ölüyor, bir kısmı kötü yollara düşüyor, bir kısmı ise ailelerine bakıyor. Kaldı ki fakirliğin artmasındaki en önemli sebep de kontrolsüz çoğalmadan meydana geliyor ve suç oranları da bu yüzden artıyor. Belki de Filipinler'deki insanlar için devlet çocuk yapma sınırlaması getirebilir. En basitinden ülkede binlerce çocuk hayatlarında hiç okula gitmemiş. Pek çoğu cinayet ve hırsızlık gibi sebeplerden ötürü ya cezaevinde ya da polis tarafından ortadan kaldırılmış. Zira devlet güçleri aşırı nüfusa karşı baş gösteren bu sorunlara medeni yollardan çözüm getiremiyor. Yaş ve cinsiyet fark etmeksizin başta çocuklar olmak üzere pek çok insan meçhul şekilde ortalıktan kayboluyor. Ayrıca Filipinler'de çete suçları da son yıllarda büyük bir artış göstermiş. Eğer orada yerel bir halkın arasına karışırsanız kendinizi bir anda çetenin avucunun içinde bulabilirsiniz. Tabii ki yoksulluğun tavan yapıp umutların azaldığı bir ülkede kadınlar da istemedikleri bir hayata doğru sürükleniyorlar. Filipinler'de gezinirken pek çok kadının hayat kadını olarak çalıştığını görebilir, erkeklerle tanışıp paralarını almaya çalıştıklarına denk gelebilirsiniz. Ülkenin çoğu bölgesinde bir hijyen kavramı olmadığından dünyanın en yaygın AIDS kültürü de yine bu coğrafyada insanların vücutlarında kol geziyor. Ülkede hemen her insan kötü beslenmeden ve hijyen eksikliğinden nasibini alıyor. Örneğin bazı insanlar yemeklerini çöplerden topluyor. Çöplüklere gidiyorlar ve çöplerin içerisindeki yemek artıklarını özenli bir şekilde ayıklıyorlar. Üstelik bu nadir yaşanan bir olay değil. Ülkedeki onlarca halk çöplerdeki pişmiş yemekleri tüpte ısıtıp karnını doyuruyor. Topladıkları yemeklere dikkatlice bakarsanız daha çok çıtır tavuk tarzı fast food ürünleri oldukları dikkatinizi çekebilir. Bunun sebebi ülkedeki McDonald's gibi zincir firmalardan kaynaklanıyor. Filipinler'deki yemeğe muhtaç insanlar, zincir restoran marketlerin çöplerini attıkları yerlerde yoğunlaşarak başka insanlardan arta kalan yemekler için mücadeleye giriyorlar. Eğer kutuların arasında bütün burgerler görürlerse müthiş bir sevince boğuluyorlar. Çünkü burgerler kemikli etler gibi yemesi zor değil ve herhangi bir temizleme gerektirmiyor. Hiç şüphe yok ki bu insanlar doğuştan şanssızlar.
Çöplüklerden yemek toplayanlarla konuştuğunuzdaysa çabuk bir şekilde duygulanıyorlar. Büyük olasılıkla içinde bulundukları durumun iyi olmadığının farkındalar. Fakat hayatta kalabilmek için gururlarını yerler altına almaktan başka çareleri yok. Filipinler'deki bu hayatları görünce eminim ki pek çoğunuz kendini şanslı hissediyordur. Ülkedeki nüfus son yıllarda öylesine patlamış ki halkın çoğu halka açık mezarlıkları kendilerine yuva haline getirmişler. Başka bir deyişle ölülerle birlikte yaşıyor Filipin halkı. Öyle ki oradaki mezarlık alanlarına giderseniz mezarlıkların hemen yanında derme çatma barakaları ve aileleri görebilirsiniz. Peki binbir zorluklarla ve tehlikelerle dolu Filipinlerin şehir hayatından kaçmak isteyen insanlar bu ülkede nelerle uğraşabilir dersiniz? Şehirlerde umutlarını yitiren pek çok Filipin vatandaşı bugün ülkenin mükemmel sahillerinde veya yemyeşil ormanlarında ilkel bir köy yaşamı sürüyor. Örneğin bu kabile ormanlardaki Hindistan cevizlerine odaklanmış ve geçimini Hindistan cevizlerinden sağlıyor. Binbir tehlikeye rağmen ağaçların en tepelerine tırmanıyorlar ve yiyecekleri dallarından koparıyorlar. Topladıkları cevizlerin bir kısmını kendileri için ayırıyorlar, bir kısmını ise şehirlerdeki marketlere satıyorlar. Orman halkının öğünlerde yediği en yaygın yiyecekse tabii ki beyaz pirinç oluyor. Güney Asya ülkelerinde beyaz pirinçten daha çok yetişen bir şey yoktur ve bu nimet onlar için muazzam bir besin kaynağıdır. Başka bir yiyeceğe ihtiyaç duymaksızın sadece pirinç lapası tüketerek uzun süre tok kalabiliyorlar. Kaldıkları orman barakalarında insanların birbirine sevgi göstermesindeki başlıca davranışsa o insanın saçlarındaki bitleri ayıklamaktan geçiyor. Orman halkının hemen hepsinin saçları bitli olduğundan oradaki birinin saçındaki bitleri ayıklarsanız size minnettar olacaktır. Ülkedeki belki de en dikkat çeken yerel topluluksa deniz çingeneleri olarak bilinen Bajau halkıdır. Her göçebe halk gibi onların da hayatlarında olmazsa olmaz bir hayvan türü var. Bajau halkı şehir içindeki sefaletle uğraşmak yerine akıllıca düşünerek kendilerini deniz yaşamına adamışlar. Hayatlarındaki en önemli unsur şüphesiz ki balıklar ve tekneleridir. 90'lı yıllarda Filipinler devleti bu halkı yerel yaşama alıştırmak adına toplu konutlar inşa etse de Bajau'lar kendilerini yine deniz kıyılarına atmış ve özgün yaşamlarına geri dönmüşler. Deniz üstüne inşa ettikleri barakalarda yaşıyorlar ve modern hayatın gidişatından büyük oranda kopuklar. Çocuklar okula gitmek yerine balık tutmayı öğrenirler. Örneğin bir çocuk 5 yaşına geldiğinde denizin ortasında tekneden atlar ve yüzmeyi öğrenir. Eğer sınavı geçemezse hayat sınavının hemen başında elenmiş sayılacak demektir. Bundan dolayıdır ki Bajau çocuklarının denizden korkma lüksü bulunmuyor. Denizin dilinden anlamalı ve yeteneklerini deniz yaşamına göre geliştirmelidirler. Balıkçılık onlar için o kadar önemli ki ciğerleri de buna göre gelişmiştir. Bir Bajau balıkçısı elindeki zıpkınla suyun altında 4 dakika kalabiliyor. Herhangi bir oksijen tüpleri olmadığından nefeslerini tutarak avlanmak, denizin altında bir balık gibi süzülmek zorundalar. Kullandıkları deniz gözlüklerini, zıpkınları ve paletleri ise tamamen kendileri imal ediyorlar. Deyim yerindeyse deniz üstünde küçük şehirler inşa etmiş Bajau'lar. Denizden çıkan her canlıyı ise hiç düşünmeden yerler. Ahtapot, akrep, yengeç ve daha fazla deniz canlısı bu deniz çingeneleri için hayatta kalmanın anahtarıdır. Kaldı ki açlıktan kurtulmak için denizlerde kendisine ev yapan bir toplum için yemek seçmelerini beklemek gerçekten garip olurdu. Bugün yaşadıkları bölgede onları kaygılandıran tek şey balık bulamamak değil. Bölge büyük bir deprem coğrafyası ve en beklenmedik anda ölümcül bir yıkıma maruz kalabilirler. Eğer ki okyanusta büyük bir deprem olursa veya bir tsunami'ye maruz kalırlarsa hem baraka evleri hem de kendileri yok oluşa doğru sürüklenebilir. Özetle Filipinler'de insanların yaşamı gerçekten zor. Az gelişmiş bir ülkede kalabalık nüfusla yaşamak fakirliği ve suç oranlarını zirveye çıkarmış. Videoyu beğenirseniz ve kanala abone olursanız seviniriz. Hoşça kalın.